Haberimizde ayrıntılarını izledik. Fikri Sağlar'ın bu skandal açıklamasını AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar'la konuşacağız şimdi. Sayın Yaşar, hoş geldiniz Ajans Bugün'e. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Maalesef yıllar geçti ancak zihniyet değişmedi cümlesiyle başlamak isterim. Doğrudan inançları hedef alan bir söylemdi Fikri Sağlar'ın yaptığı açıklama. Başörtülü hakimler hedef alındı. Bir avukat olarak ve bir vekil olarak elbette ki neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Tabii sadece inançları hedef almıyor, aynı zamanda kadın haklarını da hedef alıyor. Bir kere bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki hukuk ve mahkemeler usule göre ilerler. Usule uygun davranır. Yani orada her kim olursa olsun ben inanırım ki usule uygun davranacaktır. Dolayısıyla bu bir gerçek bir düşüncenin dışa vurumundan ziyade bence bir takım şeyleri maskelemek, gözden kaçırmak, sanal korkularla başka bir şeyin peşine düşmek olarak ben yorumluyorum. Ama şunu söylemek istiyorum, Fikri Sağlar ve temsil ettiği zihniyet o eski utanç tarihinin, yasakçı, ilkel dönemin özlemi içinde olabilirler. Ama geçmiş olsun. O günler geçti. O günden alınan derslerle de bugün başı örtülü, başı açık, kılık kıyafetine bakılmaksızın bu ülkenin kadınları ülkelerine hizmet etmenin onurunu yaşıyorlar. Ve insanlar kendi işlerini yaparken de kendi kılık kıyafetlerinin farkında da değiller, olmamalılardı. Dolayısıyla Fikri Sağlar'ı tabii ki bu düşüncesinden ötürü kınıyorum, demode buluyorum. Ve özlemi içinde bulundukları günlerin geride kaldığını, bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu sayfalarına gittiğini, bir daha geri gelemeyeceğini de söylemek istiyorum. Bunun teminatı bu ülkenin kadınlarıdır. Üstelik Fikri Sağlar böyle bir özlem içinde olabilir ama bu ülkenin kadınları buna izin vermeyecektir. Dolayısıyla o demode özlemleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Fikri Sağlar ve ifade ettiği zihniyet sanal korkulardan bahsediyor. Ama biz eğer anlatmaya kalkarsak 28 Şubat sürecinde yaşananlar sanal korkular değil, yaşanmışlıklardı. Yani bir dönem, bir gençlerin yaşamlarının akışı değişti. Ve hayatları başka türlü devam etti. Dolayısıyla bunun ızdırabını, acısını yaşayacaklarına ve bunun muhasebesini yapıp bir daha bu konunun mevzusunu açmayacaklarına şimdi tekrar yeniden bunun özlemi içinde olmalarını ben esefle karşılıyorum, kınıyorum. Ve bunun bir geriye gidişin söz konusu olamayacağının da ayrıca altını çizmek istiyorum. Bunun mimarı, bu ülkede yaşanan bu güzel gelişmelerin, kadın kadına eşitliğin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dır. Teminatı da milletimiz bilmeli ki AK Parti kadrolarıdır. O yüzden herkesin bunu bilmesi, bu demode görüşlere de itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Söylemden öteye gitmeyeceğini söylüyorsunuz aslında sözlerinizde. Bu zihniyetin hiç değişmeyeceğini mi öngörüyoruz biz Sayın Yaşar? Görünen o ki hiç değişmeyecek yani bıraktığımız yerde. Hani bir çağdaşlık lafa gelince çok çağdaşlıktan bahsediliyor ama bu son derece ilkel, demode ve çağ dışı görüşlerin dışa vurumudur. Dolayısıyla bence birazcık kendilerini çek etmeleri gerektiğini de düşünüyorum. Eğer çok kadın hakları, insan hakları ve adil yargılama ile ilgili fikirleri varsa bugün CHP içinde yaşananları konuşsunlar. Ben o konularla ilgili bir tek satır laf ettiklerini duymadım. Yani madem o kadar eşitlikçiyiz, üstelik bu sözünü ettikleri konu kadın yargıçlardan bahsediyorlar. Yani belki de aynı politik görüşe veyahut da bakış açısına sahip erkek yargıçlardan bahsetmiyorlar. Hı hı. Aynı zamanda cinsiyetçi tutumundan ötürü de bir kadın milletvekili olarak kınıyorum kendisini. Yani bence bunu unutup hiçbir daha konu etmemek gerektiği halde çevirip getirip gündeme getirmelerini ben esefle karşılıyorum, ayıplıyorum. Ve ümitle bekliyorum aslında bir noktada da bunun yanlış olduğunu kendi içlerinden birileri söylesinler diye. Sayın Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Bir vekil olarak, bir kadın olarak ve bir avukat olarak bu konuyla ilgili görüşlerinizi aldık. Sağ olun bir kez daha. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz.